Başakşehir'in merkezinde büyük lansman fırsatı. Şimdi Başak City'den evinizi topraktan senetle alın, vade farksız 60 ayda kolayca ödeyin. Sınırlı sayıdaki evler için acele edin. Başak City, fuzul yapı güvencesiyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı bir mitingde konuşmasında CHP'li vekili ulan demesini nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi belki ağzından kaçmış olabilir. Ötekisi de küfürlü konuşuyor ama. O lan demiş. O çok değil de ötekisi de küfürlü konuşuyor. Affedersin anasın dedi, sonra toparladı. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Olmaması gereken bir konu. Bunlar olmaması lazım. Her iki tarafında yapmaması lazım. Çünkü güzel kelime, güzel söz ne bileyim bizim Türk milletine yakışır. Onun için olmaması lazımdı bunlar. Küfür, lan kelimesi. Yani ikisi de bir aşağı yukarı. Yani ben iyi karşılamıyorum. Yani siyasette böyle bir dil kullanılmamalı. Ne Cumhurbaşkanı'nın ne de başka muhalefet partilerinin birbirlerine karşı daha saygılı konuşmaları gerektiğini düşünüyorum. Ama ben aynı şeyin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da böyle bu ilkeler gözetilerek yapılmasını düşünüyorum. Her iki tarafında hiçbir zaman siyasette böyle nezaket kurallarını aşan söylemlerin olmasını ben onaylamıyorum. Bu da yanlış. Cumhurbaşkanı'nın o kelime pek yakışmadı. Çok ayıp. Ya CHP'li vekile ulan demesini, onların anasına küfür etti, o bir şey demedi de ağzından bir kaçmış. Bu da bir şey değil, o kadar olur ya. Ben Rizeliyim, yapacak başka bir şey yok. Halkına saygısız olan bir insanın milletvekiline onu demesi çok normal bence, doğal. Terbiyesizliğinden çıkasın. Yani kişinin önce kendine saygısı olmalı bana göre. Ama kendisine yani saygısı yok ya. Lazım. Biz yani önce onun konuşmasını örnek almamız lazım. Güzel örnekler veriyor. Ben her zaman şunu derim, şimdi Mustafa Kemal olmak lazım. Onun mavi gözlerinde bu ülkeye bakmak lazım. Büyük kınıyorum. Hiç yakıştıramadım. Madem ki kendini hissediyorsa bu ülkemizi, hepimizin cumhurbaşkanıysa ulan diye demeyecek. Çünkü kendi milletvekilleri istediği gibi her şeyi raks ediyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitingde bir konuşmasında CHP'li vekile ulan demesine nasıl bakıyorsunuz? Yani bunu niçin söylediğine bakmak lazım önce. Neden söyledi? Şimdi meclis bizim seçtiğimiz bakanlar ve milletvekilleriyle orada. Yani bir milletvekili dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Saygın, kültürlü, gerektiği zaman entelektüel olabilecek insanlar. Peki bu insanların çıkıp da mecliste o çocuğu demesi, şerefsiz demesi ve benzeri bir şey demesi yakışıyor mu? Yakışmıyor. Dolayısıyla anlayana anladığı dilden cevap vermek bazen bir yerde doğru. Ve ben hani Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çıkışmış olduğu lan kelimesi ve ahlaksız kelimesi, yani ona da yakışmıyor gerçi, ama gönül ister ki kimse böyle bir şey konuşmasın, mecliste böyle bir şey söylemesin, ama bu çıkışında bence haklı. Yanlış, ters. Yani ters bir şeyler. Ben de tavsiye etmem. Terbiyesizliği, görgüsüzlüğü. Siyasete yakışmayan, o kendini öyle çıkartıyor ortaya. Siyasete yakışmayan bir konuşma. Terbiyesiz diye konuşamazsın. Sen siyaseti yapıyorsan adam gibi yapacaksın. Atatürk'ten izin alacaksın. Atatürk'ün yolundan gideceksin. Sana hiçbir ülke karşı çıkamaz, Türk milletine. Ama sen Atatürk'ün yolundan çıkarsan, paraya, dolara kendini bağlarsan sana herkes baş kaldırır. Şimdi şöyle bir durum var. Ona hakarette bulunduğu için, kızdığı için o şeyde bulundu o. Kızdığı için ona bulundu o. O da yanlış. O da yanlış. Bir cumhurbaşkanı olduğu halde bu kelime ona yönelik bir şeyimize gitti. Değil mi? Yanlış bulduk. Ben hiç yakıştıramadım. Bizi temsil ediyor. Dünya önünde mahcup ediyor bizi. O biraz abes olmuş. Abesle iştigal olmuş. Hoş değil. Yani bu kadar üst düzey insanların biraz argo konuşmaları birbirlerine karşı bence hiç hoş değil. Tabii her zaman için Cumhurbaşkanı haklı konuşuyor. Hı. Haklıdır bir yerde. Peki ulan demesine nasıl bakıyorsunuz? Haklı mı sizce bu tabiri kullanmadan?
şey, hak ettiyse eğer haklıdır. Hoş değil dememesi lazımdı. Hoş değil ama demek ki dolmuş diye düşünüyorum. Çünkü ona da Cumhurbaşkanı olduğu halde çok şeyler söylendi.